Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. Bugün 10 Ağustos Perşembe. İzmir'in öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İzmir'in yeni valisi belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni valiler kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 57 ilin valisi değişirken İzmir valiliği görevine eski Adana valisi Süleyman Elban atandı. Gevrek ve boyoza zam. İzmir'in simge lezzetlerinden gevrek ve boyoza zam geldi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin kararına göre İzmir'in sabah kahvaltılarında vazgeçilmezlerinden olan gevrek ve boyoz yarından itibaren 10 liraya satılacak. Ödemişleri olan mozaikleri bulundu. Ödemiş kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, dağlık bir arazide kaçak kazı yapılan alanda Roma dönemine ait ve 3. yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen mozaik ve sütun başlığı buldu. Polisin mozaik bulduğu bölge sit alanı ilan edilirken kaçak kazıyı yaptığı belirlenen şahıs gözaltına alındı. Müşteri almaya giden taksi şoförü canından oldu. İzmir Çeşme'de aracında fenalaşan taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Müşteri almaya giden Ahmet Dereli fenalaşınca aracını yol kenarına çekti. Talihsiz sürücünün durumu kötüye gidince çevredeki vatandaşlar kalp masajı yaptı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ahmet Dereli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir'e yeni fuar. Kutlama, davet ve etkinliklere odaklanacak yeni ticaret fuarı, Festival World İzmir, Messe Frankfurt İstanbul ve İSFAŞ işbirliği ile 25 Ekim'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Festival World İzmir, düğünlerden doğum günü partilerine, bayramlardan yılbaşı kutlamalarına kadar tüm özel günler için en son ürün ve trendleri bir arada sunacak. Ferhat Arıcan'a büyük onur. Türkiye'yi jimnastikte 108 yıl sonra olimpiyatlarda temsil etmeye hak kazanan Göztepe'li milli sporcu Ferhat Arıcan'a Dünya Olimpiyatçılar Birliği Başkanı Joel Bozu tarafından Oli ünvanı ile birlikte rozet takdim edildi. Arıcan olimpik değerlerin elçisi seçildi. Altay Çağrı'yı şirketleşmede buldu. 2 sezon önce Süper Lig'den 400 milyon TL'ye yakın borçla 1. Lig'e düşen Altay, kulübün borçlarından kurtulmak için şirketleşme yolunda gitmeyi planlıyor. Yabancı bir enerji şirketinin ilgilendiği Altay'da dernek ve şirket hibrit modelinin olduğu bir plan masaya yatırıldı. Göztepe'de transferin rotası savunma. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle şimdiden 1. Lig'in favorisi olan Sarı Kırmızılılar, Malmö forması giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Lasse Nielsen ile ilgileniyor. Oyuncunun durumunu araştıran Göz, uygun şartların oluşması halinde Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.